Bugün aslen Rizeli yarışmacımız Selma ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürbüz. Ve haftanın ilk yarışmacısı Selma. Benim. Çok heyecanlıyım. Selmacığım nasılsın? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok iyiyim. Selmacığım kimlerle geldin? Ablam Melek. Yeğenim Meryem. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Kız kardeşime başarılar dilerim. Aranızda kaç yaş var? 2 yaş, 3 yaş var. Maşallah ikiniz de çok gençsiniz. Teşekkür ederiz. Rize'nin muhlamasından, havasından, suyundan. Ay, Rize'nin neresinde? Rize Pazarlı. Ben oralara çok geldim. Daha da gelin, bize de gelin. Evet. Yeni açtığımız iş yerimize gelirsiniz. Ağırlarız sizi. İş yeri mi açtın? Evet, ben buradayken eşim iş yeri açmış. Ya konuşacak ne çok şey var. Ama önce seni bir tanıyalım. Ben Selma Şatıroğlu. 4 çocuk annesiyim. Rize Pazar'dan katılıyorum. Kızımın tavsiyesiyle bu yarışmaya katıldım. Ondan sonra güzel yemekler yapıyorum. Yemeklerime güveniyorum. Diğer yarışmacıdan hiçbirine şans dilemiyorum. Ondan sonra kendime başarılar diliyorum Gürbüz. Diğer yarışmacılara şans dilemiyor musun? Dilemiyorum. Hiç kibar değilim bu konuda, dilemiyorum yani. Tabii ortada 150 bin lira var. Tabii ki 150 bin benim olacak inşallah. Rize'de mi yaşıyorsun? Rize'de yaşıyorum. Rize Pazar'da yaşıyorum. Rize ilimiz, ilçemiz Pazar'da yaşıyorum. Aynı zamanda bizim çok güzel bir köyümüz var. Köyümüze de çıkıyorum. Kışın, yazın köyde oluyorum. Çay topluyoruz. Bir sürü çaylarımız var. Biz bir yani... Köylü kadınıyız sonuçta ya. Çaylarımızı da topluyoruz, gezmemizi de yapıyoruz. Buraya yarışma için mi geldin? Yarışma için değil. Ben buraya kızım yani torunlarımı çok özledim. Küçük torunlarım var. Onları özledim. Geldim ki kızım seni yarışmaya yazacağım. Anne sen çok güzel yemek yapıyorsun dedi. Bir de baktım ki kendimi ana burada buldum işte. Ya hep böyle çok mu konuşuyor? Çok konuşuyor. Çok heyecanlı biraz. Şu an. Konuşkanız doğa itibariyle Karadeniz'de bütün hepimiz çok konuşkanız. Neşeliyiz, güler yüzlüyüz. Ama siz de mükemmel ötesi bir ekipsiniz. 41 kere maşallah. Çok sıcak memnun karşıladınız oldum. Bizi yani. Çok memnun. Gerçekten ediyoruz. Parası pulu önemli değil kazanmak veya insanlık, evet. Hoşgörü, samimiyet çok önemli ya. Ne güzel, ne güzel insanlarsınız maşallah. Çok teşekkür ederiz. Kaç kardeşsiniz? Oho 8 kardeş. 8 tane kız, 1 tane erkek kardeşimiz var. Ne diyorsun? Ta ya. Ben anlatayım mı sana? Annem var ya, babam bir evin bir çocuğu. Karadeniz'de erkek çocuk ister ya, amcam yok yani erkek. Babam bir tane bir evin bir erkek çocuğu. Mecbur evlenince erkek çocuk olacak da yani erkek istiyorlar ya. Doğurdu kız. Hepsinin arasında birer yaş. Bir ablamla benim aramda 2 yaş var. Ondan sonra bu 8 kere doğurmak devam etti mi? 9. da erkeği buldu. 9 kardeşiz yani. En küçüğümüz erkek çocuk. Peki siz kaçıncısınız? Ben 2. kızıyım. Ben 4. Bu benden sonrakinin sonrası. Kardeşlerinin isimlerini say bakayım. Evet, büyükten küçüğe. Fatma, Melek, Sevilay, Selma, Suzan, Zeynep, Şükran, Hacer, Muhammed. Sen kimin kızısın? Zeynep'in. Meryem'cim, teyzen güzel yemek yapıyor mu? Çok güzel yapıyor. Annenden daha mı iyi? Birazcık daha iyi sanki. Kardeşler arasında en iyi yemek yapan sen misin? Hepimiz iyiyiz ama yemek konusunda herhalde ben iyiyim diyebilirim. İddialı mısın? İddialıyım, çok iddialıyım. Diğer yarışmacılar bilmiyorum ama yani beni geçemezler ya. Benim bugün Karadeniz yemeklerinin şölen var. Peki 150 bini kazanırsan ne yapacaksın? 150 bin lirayı kendi açtığımız dükkanda değil dışarıda bizde çatır çatır yiyeceğim Gürbüz. Ne dükkanı açtınız? Kanatçı tavuk üzerine ama kebaplar falan var tabii ekstradan. Vallahi menünü merak ediyorum. Hadi bana menünü say lütfen. Menüm. Girişte böyle çorbamızı kara lahana çorbasıyla başlıyoruz. Ondan sonra fırınımızda kremalı puzzle'ımız var. Onun yanında gedik ezmesi. Gedik ezmesi mi? O ne? Gedik ezmesi ya. Gedik ezmesi. Emin misin? Gedik ezmesi. Ya ben onu... Ya bu girit ezmesi olmasın. Girit ezmesi ana. Şimdi girit ezmesi yanında. Ana yemeğin ne? Hamsili pilav güveçte olacak çok güzel sunumuyla. Yanında turşu kavurma, fasulye turşu kavurması. Onun yanında kendi yaptığım... bir arada bulamazsınız. Yani internetlere girseniz bile bulamazsınız. O şey lokma mısır ekmeğim var. Kızartma ya da oluyor. Ondan sonra... Ve tatlı... Laz böreği. Olmazsa olmazımız Laz böreği fındıklı. Bravo. Vallahi menünü beğendim. Zaten menüme güveniyorum. İnşallah birinci olacağım bu menümle. O zaman markete gidelim mi? Gidelim hadi. Selma'ya şans dileyin isterseniz. Ay çok şans. Başarılar dilerim. Şanslar diliyorsun. Canım benim. İnşallah kazanırız. Başarılar dilerim. Selma'cığım hadi artık gidelim. Koş Selma koş. Menü genel olarak biraz insanı bunaltıcı bir menü olmuş. Karadeniz lezzetlerinin hepsinin bir arada bu kadar sunulması
hoş olmamış, davet sofrasına da pek uygun bulamadım açıkçası. Karışık buldum. Girit ezmesini neden koymuş onu da anlamış değilim. Menüsü Karadeniz bölgesinden seçilmiş parçalarla yapılacak bir menü. Gerçekten layığıyla ve kültürünü taşıyarak yapmasını tavsiye ediyorum kendisine. Eğer yapamazsa gerçekten onun için bugün bir hüsran olacak. Menüsü genel olarak hiç uyumlu bir menü değil. Çünkü karbonhidrat ağırlıklı, karalahana çorbasına da mısır girecek. Mısır ekmeği de yaptı. Hani pilavı da karbonhidrat, tatlıyı da karbonhidratla sonlandırmış. Ve marketteyiz. Selma'cığım önce nereye gidiyoruz? Önce kasap reyonuna mı gidiyoruz? Yahu nereye? Bak Hakan Usta burada. Ah Selma ah. Bana. Merhaba, hoş merhabalar. Geldin. Kolay gelsin, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sen şimdi bir Karadenizli olarak ilk önce girmiş olduğun mekanın içerisindeki insanın halini, hattını soracaksın. Ondan sonra devam edeceksin. Ya Karadenizli olduğunu nasıl anladın? Ben anlamamı hemen anlayırım onu. Ya konuşmamda hemen anlıyorlardı muhtemelen de. Ben nasılsın da iyi mi istedin? Yalnız böyle olmaz. Baştan gelmen lazım. Geç bakalım şöyle. 3, 2, 1 başla. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Bak, hoş bulduk. Güzel, güler yüzlü. İyi misiniz? Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ben şimdi sizden yarım yağlı dana 250 gram kıyma istiyorum. 250 gram dana kıyma istiyoruz. Evet. 250 gram. Tamam. Hazırlıyoruz hemen. Kıymayı nerede kullanacaksın? Lahana çorbası yapacağım. Bunun içine katacağım. Lahana çorbası. Lahana çorbası. Ana yemeği de hamsili pilav. Bugün hep göğüsle takılacağız. O zaman hadi alışverişe devam edelim. Gözlüğümü takayım ben. Hadi tak bakalım. Baharat alacak mısın? Önce biz baharatlar tabii ki. Baharatlar hemen şurada. Baharatların ardından yumurtasını da alan yarışmacımız diğer eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Sanırım yarışmacı Karadenizli hep yediği ve sürekli yaptığı yemeklerle katılmak istemiş. Kendisini çok iddialı bulmuyorum bu yüzden. Yani bir farklılık yaratamamış menüsünde. Her zaman deneyimlediği, her zaman kullandığı yemekleri yapmış burada da. Bir özgüvensiz geldi bana açıkçası. 32 yıllık ev hanımı olarak yemek yapmasını iyi biliyorsundur herhalde. Evet tabii ki biliyorum. Herkes yemeğimi çok beğeniyor. Kaşar peyniri alacak mısın? Kaşar alacağım. Arkada kaldı. Yanındayken alsaydın ya. Ya bu market alışık olduğu market olmadığı için. Yahu kaşarın manavda olacak hali yok. Bir de bu kaşarın, bu kolot peynir değil mi? Yani gerilen. Kaşar yerine kolot mu aldın? Bunu alacağım, evet. İçeceklerini alan yarışmacımız hemen ekmek siparişini veriyor. Buğday ekmeğinden dilimleyebilir miyiz acaba? Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Tam buğday mı istiyorsunuz? Nasılsınız? Siz teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok güzel konuşuyorsunuz. Çok sağ olun. Yöremiz dilini yani şey yapmıyorum, yöresel olarak takılıyorum. Evet, benim de eşim Trabzonlu. Çok dilleri çok seviyorum ama ben çok iyi, çok iyi. Tam buğday istiyorsun. Ben sadece onun buğday ekmeğinden dilimlemiş alayım. Nevin abla ekmeği getirir. Gel biz eksikleri tamamlayalım. Ununu ve şekerini alan yarışmacımız pirince el atıyor. Bu baldo, bunun termesi var mı acaba? Terme mi? Terme pirinç. Terme pirinç ne? Ya bunun bir tık incesi oluyor. Yöresel olarak terme pirinç de. Neyse bunu buldum. Markette terme pirinç ne arasın yahu? Ama basmati, osmancık falan istersen var. Yok yok tamam, ben bunu aldım. Yağlarını alan yarışmacımız hemen manav reyonuna geçiş yapıyor. Bu yemekleri yapan bir kişinin yaşının büyük olduğunu düşünüyorum. Çünkü baştan sona yöresel bir yemek. Ve hani evli bir ev kadını olduğunu düşünüyorum. El açması, eğer ki olduysa böreği el açmasıysa zaten. Ve yaptığı yemeklerin de uyumu, nizamı birbirine aynıysa ev hanımı olduğunu ve yaşının büyük olduğunu düşünüyorum. Buradan ne alacaksın? 2 kilo soğan. Soğan çok bol kullanacağım çünkü. Başka? Başka lahanamız olacak. Dereotu, maydanoz, nane. Maydanoz. Kaç tane? Fesden bura var mı bilmiyorum. Maydanoz. Bunu geç. Bir bal maydanoz yetiyor bana. Bir de? Hemen bir tane yetiyor. Sadece onu hamsili pilava bir de çorbana katacağım çünkü. Salatan neydi? Salatam yok, salata yapmıyorum. Mezen var, turşu kavurmam var. Ha mısırın ne olacak? Mısırını unutmayalım. Karadenizlisin. Karadeniz'den yetişseydin mısır ununu. Niye ben buraya yarışma için gelmedim. Tatile geldim. Böyle kendimi birden burada buldum işte. Mısır ununu da arabasına atan yarışmacımız soluğu kasada alıyor. Nevin abla ekmeği getirmiş bile. Vallahi yetiştirdin. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ya çok göründüğü gibi değil, televizyonda göründüğü gibi değil. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Ne kadar tuttu? 3400. Buyurun. Para üstünü ben alırım. Hadi şimdi doğru eve.